İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Talin şehrini ziyaret etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidya Margosyan bir yıllık faaliyet planını sundu. Artsah Ermenilerinin hakları başlıklı toplantıya davet. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Misak ve Meline Manuşyan'ın anısına bir etkinlik düzenliyor. Gazeteciler Sendikası'nın girişimi. Avrupa Parlamentosu'nda Artsakh'ın kültürel ve manevi mirasına adanmış bir konferans. Yaşar Kemal anıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidya Margosyan'ın başkanlığında Batı Ermenistan hükümetinin toplantısı 21 Ocak'ta düzenlendi. Toplantıda bayan devlet başkanı hükümetin bir yıllık planını sundu. Batı Ermenistan devlet başkanı bayan Lidya Margosyan şunları söyledi. 6 Mart 2024 tarihinde Arsak'ın özelliklerinin tanınmasına ilişkin yasa anılacak. 21 Mart 2024 Batı Ermenistan'ın Ermeni yeni yılı kutlanacak. 24 Nisan 2024 tarihinde 1894-1923 tarihleri arasında Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında birbirini takip eden üç Türk hükümetleri tarafından yerli Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırım, Armenosidi anacağız. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan, hükümet heyetleriyle birlikte yeni seçilen milletvekili Ovan Estavityan ve ekibiyle görüşmek üzere Talin şehrine doğru yola çıktı. Bu, milletvekilimizle bağlarımızı güçlendirmek ve bölgenin geleceğini tartışmak için bir fırsattı. Talim bölgesindeki birçok Ermeninin aslen Batı Ermenistan'ın Sasun eyaletinden olduğunu belirtmek gerekir. 1923 yılında Lozan Anlaşması'yla Woodrow Wilson sınırları boyunca bir Ermeni ulusal ocağı oluşturmak amacıyla Kemalistler ile Sovyetler arasında yapılan yasa dışı işlemler sonrasında bu merkez Talim bölgesine taşındı. Bu ziyaretin önemi de burada yatıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Şuşi Yurtseverler Birliği Örgütü sizi Artsakh Ermenilerin Hakları başlıklı toplantıya katılmaya davet ediyor. Saygıdeğer Artsakh halkı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Şuşi Yurtseverler Birliği Örgütü sizi Cumartesi günü saat 11'de Batı Ermenistan'ın Agatankeros 2 bölü 2 adresinde bulunan Yerevan Bürosunda gerçekleştirilecek Arçak Ermenilerinin Hakları Başlıklı Toplantıya katılmaya davet ediyor. Toplantıda Arçak Ermenilerinin şikayetleri nedeniyle Bakü yetkililerine açılan davaların detayları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki süreç ele alınacak. 2020 yılındaki 44 gün süren savaş sonucunda Şuşi kentinden zorla yerinden edilenlerin Batı Ermenistan hükümetine başvurarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Abrahamyan'a başvuru yapma yetkisi verdiğini, Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan ise bu yetkiye dayanarak Arçak Ermenilerinin haklarının korunması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğunu hatırlatmak isteriz. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Ermeni Gaziler Derneği, Misak ve Meline Manuşan'a adanan etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin teması Fransa'daki direniş ruhu. Toplantı 15 Şubat'ta saat 15'te Gaziler Evi'nde gerçekleşecek. Adres 12. Sokak Başpastör. Antip Jean Le Pen. Ana konuşmacı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenag Abrahamyan. Etkinlik duyuruya göre gerçekleştirilecek. Türkiye Gazeteciler Sendikası Hrant Dink'in ve Uğur Mumcu'nun katledilişlerinin yıldönümü öncesinde 23 Ocak'ta ülkede katledilen gazetecileri anmayı 8 yıldır alışkanlık haline getirdi. Bu yılda bu gelenek birlik merkezinde sürdürüldü. Birliğin Başkanı Vahap Munyar'ın açılış konuşmasının ardından Sibel Ateş'in kuratörlüğünde Türkiye Yazarlar Birliği PEM Başkanı Zeynep Oral, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Kamil Tekin Sürek ve Agos'un Ermenice sayfası redaktörü Bagrat Estukyan birer konuşmalarda bulundular. Munyar konuşmasında Hrant Dink ve Uğur Mumcu'nun yanı sıra Ocak ayında hayatını kaybeden bir diğer gazeteci Metin Göktepe'ye de değindi konuşmacılar bu isimlerden yola çıkarak ülkede gazetecilere karşı işlenen suçları da dile getirmiş. Bunun temelinde de ifade özgürlüğünün bulunmaması yatmaktadır. Son 10 yılda basın anlayışında yaşanan temel değişikliklere değinildi. Bazı şirketlerin bu alana girmesiyle birlikte basının medyaya dönüştüğü ve gazeteciliğin gerektirdiği ahlaki değerleri kaybettiği biliniyor salonun duvarında yer alan ve ülkenin kurucu cumhurbaşkanını affedilen Türk basını milletin birleşik sesidir yazısına değinen Estukyan, tavrın oldukça değiştiğine ve yazının artık Türk basını iktidarın birleşik sesidir şeklinde yazılması gerektiğine dikkat çekti. Üç sunumun ardından katılımcılar öğretim üyeleriyle toplu fotoğraf çektirme ve ardından bireysel olarak konuşma fırsatı buldu. Ermeni haberden öğrendiğimize göre 24 Ocak'ta Avrupa Parlamentosu'nun gelişimiyle Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda Dağlık Karabağ'ın kültürel ve manevi mirasının korunması konulu konferans düzenlendi. Etkinliğin açılışında Doğu Ermenistan'ın Belçika Büyükelçisi, Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği Temsilciliği Başkanı Dikran Balayan ve Avrupa Parlamentosu üyesi Miriam Lexman birer konuşma yaptılar. Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Karakin Hazretlerinin dualarıyla Kutsal Eçmiyaz'in ana makamının propaganda merkezi müdürü ve Artsakh Manevi Kültürel Miras İşleri Dairesi Başkanı Rahip Karakin Hamparsumyan, Azerbaycan'ın Ermeni ibadethanelerini hedef alma politikası, tarihi ve kültürel değerlerin yok edilmesi ve uluslararası toplumun bu yönde atacağı adımların aciliyetine ilişkin bir rapor sundu. Rahip Hamparsumyan raporunda artsah Dağlı Karabağ'ın kültürel ve dini mirasının korunması, bir dizi uluslararası anlaşmada öngörülen din ve inanç özgürlüğüne saygı gösterilmesinin yanı sıra UNESCO'nun bağımsız değerlendirme misyonunun temsilcilerinin bölgeyi ziyaret etmesine ve kültürel anıtların durumunu belgelemesine olanak sağlama çağrısında bulundu. Konferansta Europa Nostra Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası STK'sı Genel Sekreteri Sneska Kua Edvienk Mihailovic, Pınorran Tarihi ve Kültürel STK'sından Artsak Kültürel Miras Uzmanı Armin Edikranyan ve Lauren Üniversitesi Profesörü Pierre de Arshan'da konuşma yaptılar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde tanınmış yazar Yaşar Kemal bugünlerde bir konferansla anıldı. Yaşar Kemal'in Ermeni ailesi 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenos'un sırasında Van'dan yine Ermeni toprakları olan Adana'ya taşınıyor. Uzun süre Avrupa'da yaşayan Yaşar Kemal'in en büyük özelliklerinden biri, Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'nda bulunan Ermeni Surfaç Kilisesi'ni girişimiyle yıkılmaktan kurtarmasıdır. Türk hükümetlerinin Ermeni varlığını silme arzusunda bulunduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir ifade ettiği insan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar sözü Yaşar Kemal'in dünya görüşünü yansıtmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül alan sanatçı, Türkiye'de özellikle 1984 ve 2011 yıllarında Fransız Légion d'honneur ödülünü aldığında eleştirildi. Ermenilere uygulanan soykırım armenosidi destekleyen ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım mı armenosidi suç sayan bir yasa çıkaran Fransa'dan ödül almakla suçlandı. Bugün Türkiye'de açıkça Kemalist siyasi görüşlerini paylaşmadıklarını söyleyen pek çok insan var ve onlar Yaşar Kemal'i, modern Türk edebiyatının temel direklerinden biri olduğunu kabul ediyorlar. Birçok kez Nobel ödülüne adaylığı sunuldu. Orhan Pamuk'un Nobel ödülünü kazanmasının ardından pek çok kişi bunu Ermenilere karşı yapılan soykırımın Armenosid'in tanınmasına ve bunun hakkında yazılmasına bağladı ve Nobel ödülünü en çok alamayan yazar olarak anılacak Yaşar Kemal'in neden Nobel almadığına dikkat çekti. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.